Saygıdeğer vatandaşlarım, çok kıymetli hemşerilerim, 2022 yılını geride bırakırken yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 2023'ün tüm insanlık için daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2022 yılı tüm insanlığı ciddi bir şekilde etkileyen Covid salgınından sonra bizim için toparlanma yılı oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ülkemizde bu toparlanmayı ciddi bir şekilde sağladık. Bununla da yetinmedik. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı bir büyüme sürecine sokarak kalkınmada ve ekonomik bağımsızlıkta tarihi bir dönüşümü başlattık. Ve Türkiye yüzyılını başlatıyoruz dedik. Türkiye yüzyılını başlattık. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhur İttifakı olarak ve tüm Türkiye adına Türkiye yüzyılını başlatıyoruz. Ve bunu başlatırken en önemli atmış olduğumuz adımlardan bir tanesi yerli ve milli otomobilimizi TOGG bandından indirdik. İnsansız savaş uçağımız Kızılelma havalandı. İHA'larımız, SİHA'larımız insanlık için hizmete sunuldu. Milli muharip uçağımız da sona yaklaşıldı. Tayfun füzemiz başta olmak üzere onlarca savunma füzesi hayata geçti. Terörle mücadelemizi başarıyla devam ettiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü açtık. Dünyanın en yüksek barajları arasında yer alan Yusufeli Barajı milletimizin hizmetine sunuldu. Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere dünyada liderlik nasıl yapılır, diplomasi nasıl yapılır bunun örneğini sergiledik. Türkiye dünyanın kurtarıcısı ve vicdanı oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk kez Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak katıldı. İhracat ve üretim rekorları kırıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini sosyal devleti inşa ederken ilk evim, ilk iş yerim projesiyle hayata geçirdik. 49 millet bahçesi tamamlandı. 5 milyon metrekare park, 1615 kilometre bisiklet yolu, 1200 kilometre yeşil yürüyüş yolu milletimizin hizmetine açıldı. 81 ilde 79.850 birimde kentsel dönüşümler yaptık. Türkiye'nin ilk iklim şurası gerçekleştirildi. Esnaf ve sanatkarlarımıza, ekonomimizin omurgası esnaflarımıza 72 milyar TL kredi kullandırdık. 2022 yılında Kasım ayına kadar 231 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Memur maaşlarına %87, emekli maaşlarına %86, asgari ücrete %95 artış yapıldı. Ve bütün memurlarımızın beklediği 3600 ek göstergeyi 5.3 milyon kamu personelini kapsayacak şekilde hayata geçirdik. Sözleşmeli personellerimize kadro sözümüz vardı. Bunu hayata geçirdik. Ve yıllardır beklenen 1999 yılından sonra bütün emekli olmak isteyen vatandaşlarımızı kapsayan yaş sınırının da olmadığı EYT düzenlemesini hayata geçirdik. Ve bunlar gibi daha sayamadığımız yüzlerce ihracat projesi ile dolu dolu bir yılı geride bıraktık. Ve kendi şehrimize, memleketimize, sevdamız, aşkımız olan Malatya'ya gelince 2022'de Malatya'mız için her zaman olduğu gibi yatırımlarla geçirdiğimiz bir yıl oldu. Son 20 yılda yapmış olduğumuz yatırımlar içerisinde eğitimde çok önemli adımlar attık. Sadece eğitimde 5236 adet yeni derslik kazandırdık. Ve derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokul için 23, liseler için 21 oldu. Bizlerin öğrencilik yıllarındaki 70'li sayılar bugün 21'e düşürülmüş vaziyette. Sadece ilimizde 2022 yılında eğitimde 2 milyar 200 milyon tutarında 129 projeyi hayata geçirdik. Ve bu projeler tamamlandığında derslik başına düşen öğrenci sayısı 21'den 17 ya da 18'e düşecek inşallah. Gençlik ve sporda gençler bizim bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz.
Gençlik ve sporda 7848 kişi kapasiteli yüksek öğretim yurt binalarını Malatya'da okuyan öğrencilerimize kazandırdık. Toplam 56 spor tesisini inşa ettik. Her ilçemize gençlerimiz için spor tesisleri inşa ettik. Bölgenin en büyük mahalle bazındaki spor kompleksini Yeşilyurt ilçemizde, Melek Baba, Kaynarca mahallelerimizde kapsayan yerde gençlerimize, milletimize kazandırdık. 2023 yılında bunu tamamlayarak hizmete sunacağız inşallah. Yine Malatya'mızın meşhur yağlı güreşlerinin yapıldığı Yeşilyurt, eski Çırmıklı dediğimiz mıntıkada güreş sahasını yeniledik. Sadece güreş sahasını değil, onun hemen etrafındaki dere ıslah çalışmalarını da bu vesileyle tamamladık. Kale ilçemizde, Battal Gazi ilçemizde gençlik merkezlerimizi tamamladık ve diğer 13 ilçemizde de gençlik merkezlerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. Çevre ve şehircilikte 2020 yılında yaşamış olduğumuz deprem can kayıplarına ve mal kayıplarına sebep olmuştu. Ve bu afetlerden yüzümüzün akıyla çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Malatya'da 17.843 konut projesi hayata geçirdik. Ve 17.843 konutumuzdan sonra da İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 2.791 sosyal konut ve 500 iş yerinin kurallarını çektik ve inşallah temellerini atarak milletimize sosyal devlet anlayışıyla sosyal konutları kazandıracağız. Sağlıkta devrimler hayata geçirdik. Sosyal güvenlikte yaptığımız devrimlerle beraber sağlıkta yapmış olduğumuz fiziksel gerçekleşmeler hepimizin yüzünün akı oldu. Ve Malatya'mızda her ilçemize devlet hastanesi kazandırdık. Şu anda toplamda sadece 2022 yılı içerisinde 68 sağlık hizmet tesisini şehrimize kazandırdık. Ve 2022 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya geldiği dönemde Battal Gazi Devlet Hastanesi'ni, Doğanşehir Devlet Hastanesi'ni, Doğanyol Entegre Devlet Hastanesi'ni milletimizin hizmetine açtık. Böylelikle Malatya'mızın 13 ilçesine de hastaneleri kazandırmış olduk. Ulaşım en önemli hizmet ayağımızdı. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 463 kilometreye ulaştırdık. 1 milyar 128 milyon tutarındaki 53,5 kilometrelik Malatya Kuzey Çevre Yolumuzun 26,1 kilometresini Nisan ayında hizmete açtık. Şu anda 32 kilometresi tamamlanmış vaziyette ve inşallah Allah nasip ederse geri kalanını da 2023 yılında hizmete açacağız. Tarım ve ormanda şehrimize bakanlığımız aracılığıyla 14 baraj, 12 sulama tesisi, 48 taşkın koruma tesisi ve 10 hidroelektrik santral inşa ettik. İlçelerimizin hükümet konaklarını da yenilemeyi ihmal etmedik. İçişleri Bakanlığımız aracılığıyla emniyet binalarını yeniledik ve yenilemeye devam ediyoruz. Tüm ilçelerimizdeki hükümet konaklarımızın ömürleri tamamlanmış olanları yeniledik, yenilemeye devam ediyoruz. Bu yıl inşallah Kuluncak, Doğanşehir, Yeşilyurt hükümet konaklarımızı ve emniyet binalarımızı da yenileyeceğiz. Ve inşallah Arapgir'deki hükümet konağımızı da milletimizin hizmetine sunacağız inşallah. Enerjide Malatya'mızın 6, Battal Gazi, Yeşilyurt, Doğanşehir, Akçadağ, Darende ilçelerimizde doğal gaz arzını sağladık. Yapmış olduğumuz görüşmeyle bu yıl itibariyle Yazıhan'a, Hekimhan'a, Kuluncak'a ve Arapgir ilçelerimize doğal gazla buluşturuyoruz inşallah. Yeşiltepe'de proje tutarı yaklaşık 1,5 milyar olan modern bir adliye sarayı inşa ediyoruz. Ve inşallah 2023 yılında inşasını başlamış olacağız. Yatırım programını almıştık. Bu yıl itibariyle inşallah adliye sarayımızı da Malatya'mıza kazandıracağız. Çok önemli gördüğümüz Malatya'mızda BAM'lar, yani bölge adliye mahkemeleri, yani istinaf mahkemelerimizi Malatya'ya kazandırdık. Bunun için yer tespiti yaptık ve yerin satın alınıp Malatya'ya bölge adliye mahkemesi olarak kazandırılmasına vesile olduk.
Bu vesileyle inşallah kısa bir süre sonra bölge adliye mahkemelerimiz yeni yerinde milletimize hizmet edecek. Malatya'nın da içerisinde bulunduğu cazibe merkezlerine yönelik 6. bölge teşviklerinin 2024 yılı sonuna kadar uzatıldığını milletimize, Malatyalı hemşerilerimize müjdeledik. Ve böylece yeni yatırımlar artarak bölgenin cazibe merkezi olan Malatya'nın yatırımlarının devam edeceği bir yıl olacak inşallah. Organize sanayi bölgelerimizdeki kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor. Ve Malatya'nın yaklaşık 50 yıllık sanayi yatırımını kaldıracak arıtma tesisini Malatya'mıza inşa ediyoruz. Ve bununla beraber Malatya için çok önemli gördüğümüz Malatya Yeni Havaalanı Terminal Binası'nın inşaatına da devam ediyoruz. 2023 yılı ülkemiz ve milletimiz açısından son derece önemli bir sene. İstikbalimiz için, evlatlarımız için, tüm bu yatırımların devam etmesi için seçim günü vicdanımızı dinleyeceğiz ve doğru olanı yapacağız. Türkiye'nin bu şahlanış dönemine dur demek isteyenlere, aziz milletimizin ve siz kıymetli hemşerilerimin fırsat vermeyeceğine inanıyor. 2023'ün milletimize ve tüm dünyaya hayırlar getirmesini, daha güçlü bir Türkiye'ye vesile olmasını temenni ediyorum. Türkiye'ye kazandırılan tüm yatırımlar için, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhur İttifakı'na, Sayın Devlet Bahçeli Başkanımıza ve kıymetli bakanlarımıza canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. 2023 yılı dünyamıza, milletimize, insanlığımıza sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk getirsin. Kardeşlik ve barışı inşallah tüm dünyaya inşa edelim diyorum. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum.